bugünkü konuğum Barbaros Hikmet. Dünyanın en iyi ses tonu. Yılın izleyici gaza gidiyor. Evet, ben Serkan Kızılbayır. Şu an Peugeot Göral'dan çıktık. İnanılmaz bir atmosfer var. Ben Barbaros Hikmet. Barbaros Hikmet. Hi guys! Abi inanılmaz Peugeot Göral'dan. Şu an checkpoint noktasındayım. Abi inanılmaz, çok güzel. Şu inanılmaz. Arkadaşlar, Peugeot bir dünya markası. Tek geçiyorum. Özellikle Göral'dan alırsanız. Aynı tek geçiyorsun ya. Evet. Abi arabaya bayıldım. Gerçekten muhteşem bir araba. Özellikle ben söyledim, şu dikişler çok güzel ve içerisi çok konforlu. Bu arada sıraya alalım. Tabii tabii. Sıraya alıyoruz. Evet, sıraya var bir tort. Bir güzel ben onaylayacağım. Güzel, bir güzelliği yapacak abi bize. Sıraya girdik arkadaşlar. Herkesi de bekliyoruz. Öpüyorum. Peugeot Göral, Serkan Kızılbayır'la Sen Sor Ben Anlatayım'ı sunar. Biraz da sen sor ben anlatayım. Yeni bölümden herkese bir kez daha merhabalar. Ben Serkan Kızılbayır. Ben alkışlayamayacağım ama o alkışlayacak. Bugünkü konuğum Barbaros Hikmen. Bir şey söyleyeceğim. Dünyanın en iyi ses tonu. Videoları izleyince gaza gidiyorum. Evet, ben Serkan Kızılbayır. Şu an Peugeot Göral'dan çıktık. İnanılmaz bir atmosfer var. Ben Barbaros Hikmen. Çok iyi. Abi, MC Barbaros. Yalnız bir şey diyeceğim. Çok sıcak değil mi ya? İnanılmaz sıcak. Barbaros abi. Şimdi ara ara tabii klimayı açacağız ama klimayı açtığımız zaman da ses problemi yaşıyoruz. Evet. Bizi çok fazla duyamıyorlar, o yüzden şey yapalım istiyorum. Gerek Ankara'nın sıcaklığı, gerek senin sıcaklığı Serkan'cığım. Barbaros Hikmen. Barbaros hoş geldin, nasılsın? Muhteşemim abi. Ankara'ya geldim, iki kat muhteşem oldum. Böyle bir sıcaklık olamaz. İnanılmaz bir sıcak var. Yani şu an çekim esnasındaki halimizi gerçekten görseniz, klimayı da açamıyoruz. Ara ara dedik ki dayanacağız. Dayanacağız abi. Bu arada hemen solumuzdaki aracı da el sallayabilirsin arkadaşlarımıza. Orada... Hi guys! Bir şey söyleyeceğim. Ankara gibi yerde çift araç bunu çekmek inanılmaz. Büyük bir emek çok var doğru, arkadaşlar. Çok acayip bir emek var. Çünkü Ankara en iyi araba kullanan şehir değil mi abi? Sinyal yok. Bu arada Ankara'ya gelen arabalarda bir şey, sinyal kolu olmuyor. Kaldırılıyor. Evet, evet, Ankara abi. Kaldırdı o 2023 şeyle Ocak'ta. Kesinlikle hatalısın. Özellikle 34 plakaysan muhteşem. O kadar diyorsun yani. Abi sinyal vermedi. Ne var ya falan. Yok bir şey ya falan diye böyle. Birazdan aracı sana vereceğim ama sana vermeden önce şöyle çok kısa bir şekilde bir Barbaros Hikmen kim? Oradan bir başlayalım. Sonra zaten çok şey konuşacağız. Evet abi. Barbaros Hikmen kim? Abi ben normalde kimya mühendisiyim. Koca Üniversitesi'nden mezunum. Buradan tüm Koca Üniversitesi'ndeki arkadaşlarıma, kardeşlerime sevgilerimi gönderiyorum. Abi çalışmaya başladım. Tüpraş'ta çalıştım. Ondan sonra Marmara Makine'de çalıştım. Sonra Vine diye bir şey çıktı. Bundan evet. 2013 yılında. Ondan sonra tabii sosyal medya yok, fenomenlik yok. Influencer ne demek onu bilmiyoruz. Hiçbir şey yok yani. İnsanlar tabii neyin ne olduğunu bilmiyor. O zamanlar gerçekten öyleydi. Taş devri yani. Evet, gerçekten de öyleydi. Video çekiyorum böyle saçma sapan. İşte odada annem bir anda içeri giriyor falan. Böyle yapıyor işte annem işte... Atıyorum işte Hogwarts'ta bir tür çekiyorum işte. İşte nasıl bağcılar ya? Annem bir aç böyle yapıyor. Çat kapatıp gidiyor tamam mı? Anne motivasyonunuzu düşürme. Ne yapıyorsunuz? Maskara falan yapıyor. Anne bak bu sosyal medya burası çok gelişecek, harika olacak falan filan. Sen nasıl öngörü bayağı var mı senin yani? Abi ben 2012-13 yılında Ocak ayında çıktı Vine. 10 yıl olmuş bu arada şakasız. Yani 2013'te indirdim ben Vine'ı. Baktım, bu tutmaz dedim, sildim. Çok öngörülü olduğum için. Haziran'da bir daha yükledim. Bu arada klimayı bir açalım mı ya? Birazdan herhalde boksiyi alamayacağız yani. Şöyle evet. Azıcık nasıl yapacağız onu? Şuradan nasıl kısıyoruz? Low abi. Bir dakika, evet. Neyimiz nerede? Şuradan abi, ona basıyoruz. Evet, bravo, çok iyi. 1, 6, 5, 4. Şu tatlı mı? Şu tatlı mı? Çok iyi, bu iyi. Şu tadında. İyi abi. Aynen öyle. Yani yüzümüze vurdu da. Evet. Sonra? Neyse abi, ondan sonra işte... Annem tabii hep bizim evimizde ben Vine çekerken falan sürekli gündem şeydi. İşten kovuldum falan. Patron geldi bana böyle yaptı. Kral sen dedi işi bırak. Hani sen dedi bu işlerle çok ilgileniyorsun. Ne işi olduğunu da bilmiyor kimse. Yani influencer yok, influencer marketing yok. Hiçbir şey yok yani Türkiye'de. Adı bile yok yani. Kovuldum falan. Sonra başka bir şekilde bir daha kovuldum. Ondan sonra bizim evde gündem şey. Hani sosyal medya, influencer yolda tanıyorlar. İşte ilk film teklifi gelmiş vesaire falan. Gündemimiz ama sigorta evde. Oğlum sigorta. Sigorta yok. Anne bak bu geleceğin mesleği bilmem ne bak insanlar burada yürüyecek falan filan. İnsanları Cemaz diyor ya insanlar bize güldürme gerçekten. Hani gülsünler diyorum. Böyle teyzem arıyor falan işte. Ne yapıyor işte oğlum ne bileyim saçma sapan işler yapıyor. Ondan sonra ben ilk filmi çektikten sonra falan işte birazcık kazanmaya başladık vesaire. Bu işler birazcık daha değer bildi. Şimdi teyzem arıyor. O zamanlar diyor şey ne yapıyor Barbaros? Şu an Vine çekiyor sonra ben sizi aratacağım falan. Tabii teyzemin çocukları takip etmiş, amcama takip, herkes takip etmeye başlayınca yolda tanıyorlar vesaire. Annemin hoşuna gitmeye başladı. Çok iyi ya. Ondan sonra gittik işte ve her sene bana şey deniyor işte abi biter bu, sürmez falan. Tabii sosyal medya öyle mi? Gümbür gümbür artık her sene büyüyerek tabii, devam ediyor. Tabii. Bir hayat tarzı oldu.
Güzel kaliteli içecekler vardı. Ben çok konuşurum bu arada. Yo çok cana minnet dedim. Kaliteli içecekler vardı eskiden. 15-20 kişiydik biliyorsun Vine'da. Evet. Çok fazla kişi yoktu. Güzel mizah vardı. Evet. Şimdi de tabii tüm de çok güzel. TikTok'ta harika mizahlar dönüyor. TikTok mizah. Çok güzel etkileşim verdi insanlara. Evet. Yani sıfır takipçiyle bile milyon izlenildi. Annemin bakkalı var. Biz Fatih'deyiz. Fatih'de işte bakkala gittim. Evet. Adam şey dedi. Ya dedi kral dedi beni bir takip şey dedi. Son videoyu like atsana dedi. İşte Ziya abi niye dedim? Ya dedi 2 milyon izlendi dedi. Takip sayım dedi 100 bin oldu. Annemin bakkalının 100 bin takipçisi var abi. Artık o derece yani. Yani bir şey demiyorum yani. Ben de. O yüzden TikTok bayağı gönülleri fethetti. Şimdi bizim checkpoint noktamız. Süper abi. Burada ne oluyor? Yapıyoruz? Şu bahçeyi görüyorsun. Müthiş şaka koşuyor muyuz abi? Seni buraya alacağım. Ben teslim olmaya geldim abi. Ne varsa diyorsun yani. Evet seni buraya alacağım. Tamam. Sohbete bu şekilde devam edeceğiz. Tamam kardeşim süper. Checkpoint noktasındayız. Yolculuğumuz şimdi buradan devam edecek ve Peugeot Girl'a doğru gideceğiz. Yine yavaş hemen yavaş. Hemen abi emniyet kemerimiz. Hemen emniyet kemerimiz. Sosyal evet. Mesajı da veriyoruz hemen buradan. Evet. Onu yine belirtmiş olalım. Tamam. Aynen. Evet. Okay. Şunu şey yapayım. Ha, bunlar. gösteriyorum ki. Yani. Koltuğumuzu ayarlayalım. Bir dakika. Evet, süper tamam. Bakayım. Harika. Biraz bir ben sorayım sen anlat. İşten güçten senden bahset. Sonra da sen sür ben kaynatayım. Biraz da sen sor ben anlatayım. Peugeot Girl'a doğru yolculuğumuz devam ederken sohbet biraz da sinema sektörüne kaysın şöyle bir. Evet, nasıl abi. Yani şimdi bir tarafta dijitalde varsın, bir tarafta da işte dizide, filmde oynadın. Nasıl bir duygu? İkisinin arasındaki en büyük fark sence ne mesela? Ya çok güzel. Yani şöyle benim zaten hayatım boyunca bir hayalini kurduğum bir şey vardı. Bir sinemada oynamak, başrol oynamak, evet. Ve onun posterini asmak. Bana bunu sosyal medya sağladı kesinlikle. Çünkü film sektörleri vesaire buralara girmek çok zor yani. Çünkü belli başlı yapım şirketleri vesaireler falan var. Ve sosyal medya bize gerçekten imkan tanıdı. 3 tane başrolüm var, 8 tane filmde oynadım. Bu çok güzel bir duygu. İnsanın kendi gücünü, takip sayısı kendine veriyor. Ve bu senin önünde çok... Ayrı bir şey yani. Bu gerçekten ayrı bir şey ya. %100 sinyalimizi verelim. Evet, sinyal verdik. Arabayı nasıl buldun bu arada? Abi mükemmel. Biz bu arada Peugeot'un çok muhabbetini yapıyoruz. Özellikle jipleri. Benim arkadaşım alacak inanılmaz. Yani şöyle söyleyeyim sana. 3008 ile 2008 arasında kararsız. Başka bir markaya değil. İnanılmaz makyajlandı. Logosu değişmesiyle beraber. Çok güzel bir tasarımı var ve şu anda da sürücü 408 aslında orada güzel değil mi? Abi inanılmaz. Çok güzel. Şu inanılmaz. Arkadaşlar Peugeot bir dünya markası. Tek geçiyorum. Özellikle Göral'dan alırsanız. Ayrı tek geçiyoruz ya. Evet. Güzel abi. Şu sağa dönecek. Düz devam ediyoruz biz. Birazcık Ankara'nın şoförlerine güvenmiyorum abi. Evet. Öyle bir sıkıntı var. Yakında var mı projeler? Bir şeyler var mı? Abi çok güzel bir projemiz var yakında. Bir dizi projemiz var. İnşallah. Zaten benim istediğim bir şeydi. Onu da zamanı geldiğinde söyleyeceğiz. Sağ serbest. Bak yandayken şoför yolcuk olduğunken nasıl şakıyordun değil mi abi? Abi tedirgin. Buraya gelince ne oluyor? Abi inanılmaz tedirginlik bastı. Oh geldik. Giriyor muyum? Evet soldan giriyoruz. Tamam bak yine sinyal verdim. Çok güzel. Peugeot. Merhabalar. Programın sonuna gelmiş buluyoruz. Bugünlük bu programda bu kadar diyoruz. Var mı Barbaros söyleyeceğim bir şeyler? Abi çok keyifliydi. Enerjin çok güzel. Araba çok güzel. Ankara biraz sıcak ama çok güzel. Deniz olsa daha güzel olur ama. Teşekkür ederim. Denizimiz yok ama sevgili Barbaros Türkmen var. Alkışlar sevgili Barbaros'a. Bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Evet herkese sevgiler sunuyorum. Peugeot Girl'dayız ve Serkan'la beraber arabada muhteşem bir sohbet yaptık. Hoşçakalın. Biraz bir ben sorayım sen anlat. İşten güçten senden bahset. Sonra da sen sür ben kaynatayım. Biraz da sen sor ben anlatayım. Peugeot.